Bismillahirrahmanirrahim Tasavvuf klasiklerinden Gelin tacı İbni Ataullah el-İskenderi Nefisle mücadelenin ilacı Tövbe Allah'a açılan kapı Bütün hayırlı işlerin sonsuz yardımı sayesinde Gerçekleştiği Allah'a hamdolsun Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Ailesinin tertemiz fertlerine ve onun kardeşleri olan bütün Nebi ve Resullere de salatu selam olsun. Ey kul! Her an tövbe edip Hak Teala'dan af dile. Çünkü Allah Celle Celaluhu şu ayetleriyle sana bunu yapmayı emrediyor. Ve siz ey müminler! Hepiniz topluca günahkarca davranışlardan dönüp Allah'a yönelin ki kurtuluşa esenle erişesiniz. Doğrusu Allah pişmanlıkla kendisine yönelenleri ve özlerini temiz tutanları sever. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Bazen kalbimi bir perde perdeler de günde yetmiş kere Allah'a tövbe ederim. Sen de tövbekar olmak istiyorsan ömrün oldukça sürekli düşünüp tevekkür etmen ve gündelik davranışlarını bir bir zihninden geçirmen gerek. Hayırlı işler yapmışsan bundan dolayı Allah'a şükret. Tam aksine günahlar işlemişsen o zaman da kendini ayıpla, Allah'tan affını niyaz edip tövbe et. Allah'ın huzurunda durarak yapıp ettiklerinden dolayı kendini ayıplayacağın an ve anlardan senin için daha faydalı bir niyaz ve yakarış anı elbette yoktur. Zaten hatalarını hatırlayıp gülümsemek ve kendinden nefsinin yapıp ettiklerinden hoşnut olmak sana yakışmaz. Tam aksine sana samimi ve ciddi olmak gönlü mahzun kırık ve mütevazi olmak yaraşır. İşte o zaman tövben tövbe olur. Allah da kederini sevince, tevazuunu haysiyet ve şerefe, karanlıkları nura ve kalbindeki perdeleri de kalbi keşiflere yani ilahi ilhamlara ve gaybi görmelere dönüştürür. Allah kendisine rahmet etsin. Yedi aptaldan biri olan şey Mekhuniddin el-Esmer der ki, Tarikata girdiğim ilk sıralarda terzilik yapar, ve bütün gün ağzından çıkan sözleri sayardım. Akşamları günün yani sözlerimin hesabını çıkarır ve o zaman çok az konuştuğumu görürdüm. Söylediğim o sözlerde hayır bulursam Allah'a hamd ve şükür, hayır dışında bir şey bulursam da Allah'a tövbe eder ve bağışlanmayı dilerdim. Allahu Teala onu aptallardan biri yapıncaya kadar bu halini hep devam ettirdi. Kendi kendine hesaba çeken, kırık kırk yaran bir vekilin var diyelim sen öyle birini kalkıp da hesaba çekme ihtiyacını kesinlikle duymazsın. Çünkü onun bunu zaten çok iyi yaptığını bilirsin. Bunun aksine senin vekilin ihmalkar biri ise, bunun aksine senin vekilin ihmalkar biri ise, sen ona yapıp ettiğinin hesabını sorar ve hiçbir şeyi tesadüfe ve hiçbir şeyi tesadüfe bırakmazsın. Aynı şekilde sen de bütün hal ve davranışlarını Allah'ın rızasına oyla, Allah'ın rızasına öyle uygun yap ki Rabbimiz yapıp ettiklerin konusunda seni hesaba çekmesin. Kul tarafından işlenen günah kişinin kalbini karartır. Günah kalın siyah bir duman çıkaran ateşe benzer. O ateş ve duman bir evde bu şekilde yetmiş sene yanıp tütse evin içi kararıp karanlığa dönüşmez mi? Günahla kararan kalpte böyledir. Öyle bir kalp ancak tövbeyle temizlenebilir. Kişilikte zaaf, kalpte karalık ve Allah ile kul arasındaki kat kat perdelenmeler günahın tabii sonuçlarıdır. Bununla beraber tövbe edip Allah'a yönelirsen günahın izleri kaybolur ve peygamberimiz Aleyhisselam'ın izince gitmekte gevşeklik göstermediğin sürece de artık gaflet seni alt edemez. Senin Allah katında belli bir mertebe yükselmen ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izinde gitmenle mümkün olur. Onun izince gitmekse şu iki şekilde olur. Dışarıdan ve içeriden. Dışarıdaki namaz, oruç, zekat, hac, cihat ve buna benzer ibadetleri yapmaktan ibarettir. İçerideki namazı huşu ile yani Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek ve dünyevi şeylerden soyutlanarak kılmak ve Kur'an'ın manasını iyice anlayıp özümseyerek okumaktan ibarettir. Namazda Allah'ın huzurunda olduğunu bütün varlığına hissedemiyor. Kur'an okurken de ayetlerin anlamları üzerinde kafa yoramıyorsan bil ki sende kibir, benlik iddiası veya daha başka bir şeyler vardır. Yüce Allah şöyle buyurur. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzak tutacağım. İşte sen eğer bu durumdaysan ağzına şeker alıp da onu acı bulan sıtma hastasına benzediğini bil. İnsanı alçak gönüllüle ve kendisini hor görmeye sevk eden günah, büyüklük ve gururlanma duygusu veren ibadetten hayırlıdır. Hazreti Peygamber'e bağlılık sallallahu aleyhi ve sellem. Hak Teala Hazreti İbrahim'den hem ona hem de Peygamberimize salatü selam olsun bahsederken onun şu sözünü aktarır. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Bu ayetten anlıyoruz ki onun yani İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda gitmeyen ondan değildir. Yüce Allah Nuh'tan da hem ona hem de peygamberimize salatu selam olsun bahsederken onun şu sözlerini bize aktarır. O benim kendi oğlumdu, ailemden biriydi. Rabbimiz ona şu karşılığı verir. Ey Nuh, o senin ailenden sayılmaz çünkü onun yapıp ettikleri kötüydü. Bir kişiye bağlanma kendisini bağlan, bağlanılan kimsenin bir parçası yapar. İsterse bu kişi yabancı biri olsun. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselam İranlı Selman yani Selman'ın Farisi'nin Allah kendisine razı olsun hakkında şöyle demiştir. Selman bizden ehli beytimizdendir. Oysa biz Hazreti Selman'ın İranlı olduğunu biliyoruz. Fakat kendisinin tam bağlılığından dolayı Allah Resulü aleyhisselam onun hakkında bu ifadeyi kullandı ki bizim için bu tutumu bir örnek ve bir ders olsun. Demek ki bağlanma çok sıkı ve sağlam yakınlık kurar. Bağlanma ve bağlılığın olmayışı da ayrılışı kaçınılmaz hale getirir. Yüce Allah bütün hayır ve iyiliği aynı evde yani ehlibekte toplamış ve peygamber aleyhisselama bağlılığı da o evin yani ehli beytin anahtarı yapmıştır. Öyleyse sen de Allah Resulü Aleyhisselam'a tam bağlanıp ona uy da Yüce Allah'ın sana lütfettiklerine razı olduğunu göster. Zühte sarıl. Bu dünyadan sadece zorunlu olan ihtiyacını al. Seni ilgilendirmeyen bütün sözlerden ve bütün davranışlardan uzak dur. Kendisine bağlılık kapısı açılan kimse o bağlılıkta Yüce Allah'ın kendisine gösterdiği sevginin bir işaretini bulur. Nitekim Hak Teala buyurur. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şu halde eğer sen hayrın ve iyiliğin tamamını istiyorsan bütün kalbinle şöyle niyaz et. Ya Rabbi söz ve davranışlarımda senin peygamberin aleyhisselamı uymamı sağla. Amin o duruma ermek yani Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme tam anlamıyla uymak isteyen kişi Allah'ın kullarına karşı haksızlık etmekten onların haysiyet ve şereflerine olduğu kadar ailelerine de zarar vermekten kaçınmak zorundadır. Şayet insanlar birbirlerine karşı haksızlık etmekten kaçınabilselerdi o zaman Allah yolunda kolayca yürüyebilirlerdi. Fakat alacaklısı tarafından durmadan sıkıştırılan bir adam gibi onların bu yürüyüşlerinin önü kesiliyor. Diyelim ki sen bir krala kendini bütünüyle adamış ve onun çok yakınlarından birisin derken bir adam bir alacağı için gelip seni buluyor. Çok önemsiz bir borç olduğu halde sana bir an olsun huzur vermiyor. Şimdi sana sorayım. Mahşerde yüz bin veya daha fazla kişi karşını dikilip senden alacağını istediğinde senin halin nice olur? Sen onlardan bazılarının malını almışsın bazılarının namusunu kirletmişsin. Bazılarına da bazılarına daha başka haksızlıklar yapmışsın. Ne olur senin o zaman durumun? Asıl acınası insanın günahları ve itirazları kendisini öyle yiyip bitirmiştir ki o artık tam bir enkaza dönmüştür. Öyle biri gerçekten de bedbaht biridir. Yiyip yuttuğu her türlü besinden ve tatmin ettiği bütün arzularından bazıları helal çukurlarını doldurmaya, bazıları da eşini memnun etmeye gitmiştir. Bari bütün bunlar helal yollardan gerçekleştirilmiş olsaydı. Toprak tencere Allah arayışının basamaklarından ilki tövbedir ve onsuz hiçbir ibadetin değeri ve geçerliliği yoktur. Bir günah işleyen kulun hali ocaktaki ateşin üzerine konan yeni toprak bir tencereye benzer. Bir saat sonra o toprak tencerenin altı kapkara kesilir. Eğer altı hemen yıkanırsa o karalık kaybolur. Fakat defalarca ocağa konursa o karalık silinmez hale gelir ve ne kadar yıkarsan yıka kar etmez. Artık o toprak tenciri kırılıp parçalanmadan o kara oradan çıkmaz. Tövbe kalbin karalığını gideren ve makbul ameller yaptıran şeydir. Allah'ın rızasının hoş kokusu tövbede bulunur. Öyleyse durmadan tövbe edip Allah'tan bağışlanmayı dile bunu başarabilirsen her anını çok bereketlendirirsin. Tövbe Allah tarafından bahşedilen bir lütuftur ve dilediği kullara o lütfunu ihsan eder. Nitekim topukları yarık bir köle o lütfa erer de efendisi eremez. Bir kadın o ihsanı elde eder de kocası edemez. Bir genç buna muvaffak olur da bir ihtiyar olamaz. Eğer tövbe edip de günahlarından arınabilmişsen bil ki Allah senden razı olduğu için ve şu ayetiyle müjdelediği gibi o seni sevdiği için arınmışsındır. Doğrusu Allah pişmanlıkla kendisine yönelenleri ve özlerini temiz tutanları sever. Eline geçen bir şeye sevinen ancak onun değerini bildiği için sevinir. Atların önüne mücevherler konsa onlar onun yerine elbette arpayı tercih ederler. Sen de hangi taraftasın bir bak. Tövbe ediyorsan sevilenler tarafındasındır değilse senin yerin zalimlerin yanıdır. Zira Yüce Allah buyurur. Tövbe etmeyen kimseler zalimlerin ta kendileridir. Tövbe eden kazançlı çıkar. Tövbe etmeyense kaybedenlerden olur. Sen sık sık tövbe ediyor fakat tövbemi bozuyorum diyerek ümitsizliğe kapılma. Çünkü hasta bir nefeslik bile canı kaldıkça hep kurtulup şifa bulmayı umar. Kul her ne zaman tövbe etse onun cennetteki yeri bundan sevinç duyar. Ayrıca gökler, yer ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sevinir. Allahu Teala seven kimseden değil de sevdiği kimseden razı olur. Sevenle sevilen arasındaki fark çok büyüktür. Veli nimeti olan Yüce Allah'ın lütuflarını bilip de ona isyan eden ve günahta ısrar eden kul ne nankör bir kuldur. Ona itaatsizlik eden kişi onun ihsanını hakkıyla bilmiyor ve ona aldırmayan kimse onun büyüklüğünü tanımıyor demektir. Ondan gayrısına önem veren kimse kurtuluşa eremez. O kişi kendisini en büyük ziyana sürüklediğini bile bile nefsine boyun eğer. Kalbinin kendisini hidayete çağırdığını bile bile kalbine kulak asmaz. Allah'ın yüceliğini bilmesine rağmen o makama isyan ederek itaatsiz kullar arasında saf tutar. Onun yüceliğini hakkıyla kavrasa ve onun büyüklüğünün tam bilincinde olsa onun huzuruna tek bir günahla dahi çıkmak istemez. Aynı şekilde Rabbinin kendisine ne kadar yakın olduğunu ve kendisini her an görüp gözetlediğinin farkında olsa, onun yasakladığı şeylere en ufak bir eğilim dahi göstermez. İnsan günahın hem hayattayken hem de öldükten sonraki yani hem sonsuz alemdeki hem de bu dünyadaki sonuçlarını bir bilse Rabbi karşısında utançtan kıvranır. Kısacası kendisinin Allah'ın avucunda olduğunu gerçekten bilip anlasa onun kaçsına isyankar olarak çıkmayı aklından geçirmez. Günahın sonuçları. Bil ki günah aynı zamanda Allah'a verilen sözü tutmamak, ahdini bozmak, yanı sıra da şu dünyanın büyük bilinenlerine yönelmek, nefsinin isteklerine tabi olmak, ar perdesini yırtmak ve Allah'ın beğenmediği çağrılara başvurarak Allah'a yakınlaşmaya çalışmaktır. Bu durumun dış belirtileri şunlardır. Vücut organlarında bitkinliği görülmesi, boş boşa, boş boş bakma, iş yapmada tembellik, haysiyet ve şerifi bir yana bırakma, ihtiraslı bir kazanma arzusu, ibadetten haz almanın kaybolması. İç belirtilerine gelince onlar da şunlardır. Kalbin katılaşması, nefsin inatçılığı, hırsın bütün benliğini sarsması, ibadet ve hayır işleri yapmaktan haz alışın kaybolması, yanı sıra da nefsin gelgeç isteklerinin ağır basması, yüzünden hayırlı amelleri baltalayan her çeşit davranışın baş göstermesi ve insana ebedi yurdunu unutturacak daha pek çok şüpheli şeylerin sökün etmesi, saymakla bitmeyecek daha nice şeyler. Günahın tek sonucu kişinin takdim ve tanıtımının değişmesi olsaydı, bu bile kendisinin günahtan sakınması için yeter de artardı bile. Nitekim eğer sen itaatkar olursan faziletli bir adam olarak parmakla gösterilirsin. Buna karşılık isyankar olursan fasık yani azılı günahkar olarak nitelendirilirsin. Bu durum sadece adlandırma ile ilgili kısım için geçerlidir. Ya halinin değişmesine ne demeli? İtaat etme hazından günahtan hazmetmeye, hazzetmeye, günahtan haz ibadet ve taat hazından heva ve heves hazına geçişe ne demeli? Senin halin değişmesi de işte budur. Sana verilen adın değiştirilmesine gelince sen Allah katında güzel isim ve sıfatlarla yad edilirken her şey tam tersine döner ve sen bundan böyle en kötülerden arasında sayılanlardan olursun. Bak bakalım o zaman senin makam ve merteben ne hale gelir. Allah katında makbul kullar arasında sayılırken sapkın kullar arasına verirsin Salih kullar arasındayken fasık kullardan olup çıkarsın. Estağfurullah. O halde sen de günah varsa Allah'ın yardımını niyaz et ve ona sığın. Başına toprak saç da şöyle yalvarıp yakar. Ya Rabbi! Beni günahın aşağılığından kurtarıp ibadetin yüceliğine erdir. Amin. Ardından da velilerin ve takva sahibi kimselerin kabirlerini ziyaret edip Allah'a ey merhametlilerin, en merhametlisi diye niyaz et. Sen nefsinin sonunda senin hakkından gelecek kadar onun bütün isteklerini yerine getirerek habire güçlendireceksin. Ondan sonra da onu alt edip yeneceksin. Öyle mi? Sen ne yaptığının ya farkında değilsin ya da cahilin tekisin. Kalp ibadet suyuyla sulanan bir ağaç, meyveleri ise sezgi ve idraktır. Gözün meyvesi ise olup bitene değerlendirip ibret almadır. Kulağın meyvesi Kur'an'ı dinlemektir. Dilin meyvesi Allah'ı zikretmek, el ve ayakları meyveleri de hayrı yapmaya yönelmektir kalp susuz kalıp kurursa meyveleri yok olur. Şu halde senin kalbin çoraklaşmışsa bol bol zikir yap. İyileşinceye kadar tedavi olmayacağım diyen hasta gibi olma. Çünkü ona tedavi olmadıkça sen iyileşemezsin ki denecektir. Tedavi olmadıkça sen iyileşemezsin ki denecektir.